Herkese merhaba. Bugün yine karavanla ilgili çok sorulan sorulardan bir tanesine cevap vereceğim. Nedir o soru? Karavanda internet. Biliyorsunuz biz freelance çalışıyoruz. İşimizin çok büyük bir kısmı internet üzerinden yürüyor. İnternetin olduğu her yerde çalışabiliyoruz. O yüzden bizim için olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi internetti. Ve o yüzden karavanda gerçekten işimizi görecek bir internet sağlayıcısı bulmamız gerekiyordu. Bu konuda çok araştırdık çünkü ilk başta WAN almayı düşünüyorduk. Yani çok küçük bir WAN'la işimizi çözebileceğimizi düşündük. Fakat o küçük olan WAN'ların hepsi sınırlı internet hizmeti sunuyor. Ve bize sınırsız internet gerekiyordu. Çünkü çok fazla internet yiyoruz gerçekten. Onun için biraz araştırdık ve şöyle bir şey bulduk. Bu internet kutusu 10 megabit hızında sınırsız internet sağlıyor bize. Bunun için ayda 129 lira ödüyoruz. Şu anda bilmiyorum ne kadar olduğunu fiyatların. Birkaç tane arkadaşımla konuştuğumda çok pahalı olduğundan bahsettiler. Ama biz bunu zannediyorum bir 6-7 ay önce değil mi? O kadar oldu. 6-7 ay olmuştur. O kadar zaman önce 129 liraya aldık. Şu gördüğünüz box, bir saniye kapatacağım. Şöyle bir cihaz. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Burada arkasında girişleri var. Bunu arabada bu kabloyla birlikte kullanıyoruz. Bunu direkt çakmak girişinden alıyoruz elektriğini. 12 voltla çalışabiliyor. Normalde bu satılırken şöyle bir normal adaptörle satılıyor. Yani 220 volt elektrikle çalışacak şekilde satılıyor. Evde de bu şekilde kullanıyoruz. Bir diğer iyi tarafı da bu. Hem evde hem de arabada kullanabiliyor olmamız. Biz gittik elektrikçiden bunun çalışabileceği böyle bir zımbırtı yaptırdık. Yani özel bir yerden almadık. Bir elektrikçiye gittik. Biz bunu arabada 12 voltta kullanmak istiyoruz. Bize bir çakmak girişli kablo verir misin dedik. Ve bunu aldık. Yani siz de gittiğinizde her yerde bulabilirsiniz. İnternetten çok memnunuz hakikaten. Telefonu çektiği her yerde 4.5G hızında internetimiz oluyor bu sayede. Biz bu box'ı aldığımızda başka operatörlerde var mı diye de araştırmıştık. Zannediyorum Vodafone'da vardı değil mi Selçuk? Ama sınırsız değildi ve o an ellerinde yoktu. O yüzden Turkcell'den almak zorunda kalmıştık. Bir de şöyle bir şey var. Bunun kurulumunu onlar yapıyor. Yani siz bunun için sıra alıyorsunuz. Adınızı yazdırıyorsunuz artık her neyse. Ertesi gün evinize bir ekip geliyor. Yani çok kurulacak neyi var onu da bilmiyorum ama bir ekip geliyor. Buna fişe takıyorlar. Biz kurduk diyorlar ve gidiyorlar. Daha sonra bunu istediğiniz her yerde kullanabiliyorsunuz. Bu cihazın daha hızlısı da vardı ama o 12 voltla çalışmıyordu. O yüzden biz bunu almak zorunda kaldık. Siz de alacağınız zaman bu aletin 12 voltla çalışıp çalışmadığını mutlaka sorun. Ona göre alın, sonra mağdur olmayın boşu boşuna. Yani isterseniz siz bunu tabii ki aracın 220 voltuna da takabilirsiniz. Bizim aracımızda bir tane 220 volt çıkış var. Onu da daha çok bilgisayar şarjı için kullanıyoruz. Bunu da gün içinde sürekli prize takılı olarak bıraktığımız için 220 volttan elektrik almak istemedik. Tabii bu tercih meselesi. Sizin birden fazla priziniz de olabilir. O yüzden siz orada da kullanabilirsiniz. Şimdi şunu takayım ve açayım. Bunu Turkcell'den aldık dedim. Vodafone'da da vardı ama sınırsız değildi dedim. Diğer sağlayıcılarda var mı bilmiyorum. Bizim bu cihazı alma sebebimiz ilk başta da söylediğim gibi tamamen internete çok fazla ihtiyacımız olmasıyla alakalı. Eğer sizin internete o kadar çok ihtiyacınız yoksa o küçük bunlardan da alabilirsiniz. Onlar hem bütün sağlayıcılarda bulunuyor hem de çok daha küçükler ve fiyatlarına daha uygun. Evet, karavanda internetle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Biz bundan çok memnunuz ve kullanıyoruz, kullanmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda evde de kullanıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Niye geri geldin?